Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Eyüp semtimizden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin mevzuu Devleti Aliye'nin 71. Şeyhülislam'ı Seyyid Murtaza Efendi Rahmetullahi Aleyh'tir. Kıymetli bir zattır bu. Efendim kendisi maalesef bir ayaklanma esnasında parçalanarak bedeni şerifi efendim Tunca Nehri'ne atılan Fatih'te efendim İBB'ye doğru İBB binasına giderken sağ tarafta gördüğünüz Millet Kütüphanesi'nin de banisi olan Seyyid Feyzullah Efendi Rahmetullahi Aleyh'in bir diğer oğludur. Feyzullah Zadeler sülalesinin 3. ve son Şeyhülislam olan ferdidir. Aileden başka efendim ilmiye sınıfından insanlar da gelip geçmiştir ama bu zat 3. ve son ferdi Şeyhülislam olarak. Babası kıymetli bir Şeyhülislam'dır. Ağabeyinin çekimini yapmıştık. O da Feyzullah Zade, Seyyid Mustafa Efendi. Efendim o Karacaahmet'teydi kabri şerifi. Bu zatın kabri şerifi de İstanbul'umuzun bereketi efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mihmandarı Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anh'ın türbesinin hemen arka taraflarında böyle sol çaprazında arka tarafta bulunmaktadır. Seyyid Murtaza Efendi'nin kabri şerifleri. Efendim şimdi gelin kısaca hayat hikayesine beraber göz atalım. Seyyid Feyzullah Efendi merhumun evladı Seyyid Murtaza Efendi 1694-95'lerde dünyaya gelirler ve miladi olarak 1758'de de Dar-ı Beka'yı irtihal ederler. Miladi olarak 63 sene kadar bir ömür sürerler. Efendim babaları, kıymetli babaları Edirne'de katledildiği zaman kendisi küçük olduğundan ona dokunulmamıştır. Ailenin kalan fertleriyle beraber Bursa'ya gönderilmiştir. 35'li yaşlarına kadar İstanbul'a dönmesine izin verilmemiştir. Kendisi 30'lu yaşlarına geldiğinde de vaktin Şeyhülislam'ı Behçetül Fetava sahibi Yenişehirli Abdullah Efendi'nin meşrikatı devrinde kendisi müderris olmuş kıymetli bir zattır. Efendim çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Sonra efendim Galata'dan mazul iken bu sefer de kendisinin efendim kadılık görevleri başlamış. Kendisine İstanbul ve Mekke efendim payeleri verilmiş. Ardından 4 ay kadar da İstanbul kadılığı yapmıştır. Daha sonra Anadolu Kazaskerliği payesi verilmiş. Sonra Anadolu Kazaskerliği yapmış ve daha sonra da Rumeli Kazaskerliği payesi verilmiştir. Burada aklıma gelmişken bir şey ifade etmek isterim kıymetli kardeşlerim. Dersin başında ifade etmiştim. Aileden 3 tane Şeyhülislam geldi demiştim. Bunların sayısı İsmail Ağa Camii'nin tarihçesini araştırırken bunu tetkik etmiştim. En yüksek sayı Hocazadelerle Dürrizade ailesine ait. Bunlar ailecek 6 Şeyhülislam çıkarıyorlar. İkinci ailecek en fazla Şeyhülislam çıkartanlar da bizim İsmail Ağa Camii'nin banisi. Şeyhülislam İsmail Efendi ve ailesi onlar 5 tane Şeyhülislam çıkartıyor. Bunların şöyle bir sebebi, şöyle bir tesir var. Yani asıl perde arkasında yatan şöyle bir de durum var. O da şudur kıymetli kardeşlerim. Bunu bazıları yanlış ifade eder. Beşik uleması diye bunu yererler. Devlet Aliye devrinde ulema çocuklarına aslan yavrusu aslana benzer hesabı devlet küçük yaşlarından itibaren burs veriyor. Niçin?
Çünkü efendim babasına benzesin, o da ilim tahsilinde bulunsun, bu ilim yolu kapanmasın, ulema kendi evlatlarını da kendine yakışan şekilde bu yolda yetiştirsin diye devlet o daha küçük çocuklara burs vererek onların daha gençlik çağlarında, dimalarında ilme karşı çocuk çünkü bir şekere, bir çikolataya bile efendim tav olan çocuk kendisine verilen bir bursa niye tav olmasın diye o çocuğu heveslendirmek adına ona burs verirler ve böylece Devlet-i Aliye devrinde ulema aileleri efendim çalışması amacına ulaşmıştır ve böylece ulema aileleri yetişmiştir kıymetli kardeşlerim. İşte bu zat da babasının soyundan gelen böyle kıymetli bir alim olmuş ve dediğim gibi en son Şeyhülislamlığından önce Rumeli Kaz Askerliği payesine kadar ulaşmıştır. Tarihler Hicri 1163, miladi 1750'yi gösterdiğinde Seyit Feyzullah Efendi'nin bu kıymetli oğlu Seyit Murtaza Efendi Şeyhülislamlık makamına otururlar. 4 yıl 7 ay 10 gün gibi efendim bundan önceki Şeyhülislamları belki bayağısında görülemeyecek bir süre, yakın zamandaki bayağısında görülemeyecek bir süre, 5 yıla yakın bir süre Şeyhülislamlık makamında oturmuştur. Tabii kaynakların ifadesine göre devlet ricalinin artık nabzına göre şerbet vermeyi bildiği, yerine göre belki biraz daha konuşmayı bildiği için böyle vaktindekilere göre biraz daha uzun bir süre Şeyhülislamlık makamında kalmayı başarmıştır Seyit Murtaza Efendi. Defatül Meşayih'ta kendisinin Şeyhülislamlığa getirilişine çok güzel bir tarih düşürüldüğü ifade edilmektedir. İlahi izle olsun müeyyed sadr fetva. Ey Allah'ım bu zata fetva makamı izzetle teyit edilmiş, kuvvetlendirilmiş olsun, bu makamda izzet bulsun diye dua edilmiştir ve bu ibarendeki harflerin ebced değerlerinin toplamı da bu zatın Şeyhülislamlık makamına getiriliş tarihi olan 1163'ü bizlere göstermektedir. Dediğimiz gibi kendisi 5 yıl süreyle Şeyhülislamlık yapmıştır. Devrinde 3. Osman tahta geçtiğinde efendim şu an üzerinde bulunduğumuz cülüs yoldur burası. Haliç'ten Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine giden yoldur. Burada 3. Osman'ın kılıç kuşanma merasiminde de Nakibül Eşraf ve devrin diğer yetkili zevat-ı kiramı ile beraber Sultan 3. Osman'ın kılıç kuşanma merasiminde bulunduğu da bazı kaynaklarımızın efendim ifade ettiği bir husustur. Daha sonra kendisi hastalığı, yaşlılığı ve efendim güç bulamaması, takatsizliği sebebiyle 4 yıl 7 ay 10 gün sonra Şeyhülislamlık makamından azledildiler. Devlet-i Aliye devrinde 5 yıl kadar Şeyhülislamlık yapmış bulunan efendim Seyit Murtaza Efendi ki baş tarafı da ifade ettiğimiz gibi meşhur Şeyhülislam Seyit Feyzullah Efendi'nin bir diğer oğludur. Bir oğlu daha Şeyhülislam oldu demiştik. Seyit Mustafa Efendi. Bu kıymetli zat da Şeyhülislamlıktan azledildikten sonra İstanbul'daki Yalısı'nda hayatını devam ettirmiştir. Bu arada bir not kıymetli kardeşlerim. Evvelce İstanbul Boğazı'ndaki yalılar genelde ilmiye sınıfına verilirdi. Çünkü efendim ilmiye sınıfı böyle tahsif edilirdi. Bir devirler efendim ilmiye sınıfına Allah için ilim talep eden dini ilimleri tedrisiyle meşgul olanlara böyle devlet tarafından değer verilirmiş. Dolayısıyla da bu efendim dünyanın da bu güzelliklerine bu zatlar sahip olsun diye devlet tarafından böyle kendilerine imkanlar sunulmuş. İşte bu zat da ahir ömrünü efendim sahil o günkü ifadeler sahilhanedir. Çok daha tatlı bir ifade. Sahilhanesinde sürdürdükten sonra her fani gibi o da dar-ı bekaya irtihal ederler. Tarihler Hicri 1171, miladi
1758'dir ve İstanbul'umuza bereket olan hepimizin şefaatçisi Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anh ki ruhu revnak şad olsun. Tam türbesi karşımızdadır. Biz türbenin arka tarafındayız kıymetli kardeşlerim. Türbenin arka tarafında böyle sol çaprazı doğru duvar dibine defnedilmişti Seyit Murtaza Efendi. Şimdi gelin beraber kabir taşına bakalım. Eskilerin ifadesiyle Kitabe-i Sengi Mezarı, kabir taşının kitabesi. Bakınız. Hüvel hayyul baki, diri olan, hep var olacak olan sadece o Allah'tır. Gayrısı ölümle mahkumdur. İşte bu zat da ölümle hallendiği gibi ey siz faniler, sizler de bizler de bu haller ile halleneceğiz diye bize vaaz etmektedir bu taş. Allah-u Teala hepimiz ahirette pişman olacağız kıymetli kardeşlerim. Pişman olmayan olmayacaktır. Herkes pişman olacak. Ama Mevla Teala dünyada cümlemizi amali salihaya muvaffak kılarak hepimizi en az pişman olanlardan eylesin amin. Merhum ve mağfurun leh, bağışlanmış ve affolunması umulan Şeyhül İslam-ı Esbak, evvelce Şeyhülislamlık makamında bulunan Devlet-i Aliye devrinde efendim İslam dininin en önemli mevkiini, makamını ihraz eden, orada oturan, vazife deruhte eden bu zat kimdir o? Es-Seyyid Murtaza Efendi, Seyyid Murtaza Efendi'dir ki o da kim? İbnül Merhum Şeyhül İslam Es-Seyyid Feyzullah Efendi. O da Seyyid olan Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin evladıdır. Ruhi için, bu zatın ruhu için El-Fatiha ile bitmekte. Devamında da sene 1171'i görmekteyiz ki bunun da miladi karşılığı 1758'dir kıymetli kardeşlerim. Ruhu revnakı şad olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynaklarımızın müfadı vecih ile ifade ettiğine göre Seyyid Murtaza Efendi rahmetullahi aleyh son derece takva, vera sahibi, sufi meşrep bir zat imişler. Hatta kendilerine verilen emekli aylığı haricindeki arpalıkları yani ziyade gelirleri ihtiyacı olmadığı efendim bahanesiyle reddetmiş böyle kıymetli bir zatlar. Efendim hakkında bir not daha var. Azize Hanım var kızı. Bu kıymetli kızları da Şeyhülislam Dürrüzade Mehmet Ataoğlu Efendi evlenir ve onların da soylarından kıymetli ilim adamları yetişmiştir. Dersimin sonuna geldiğim şu demde hepimize nasihat olacak. Efendim eskilerin eskimeyen sözlerinden biriyle size veda etmek isterim. Divan Edebiyatı şu aramızdan Hayali Bey merhumun şu ince ifadesini hepinizin, başta kendimin, sonra sizlerin vicdanlarına ısmarlarım. Şöyle der Hayali Bey, cihan ara, cihan içindedir, arayı bilmezler. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Dünya Mevla Teala'nın efendim varlığının delilleriyle doludur ama insanlar bunu devamlı gördüğü için bundan bir şey anlamazlar. Kimse ayağını kaybetmeden ya da kolunu kaybetmeden, tabi Allah muhafaza, Allah cümlemize sıhhat afiyet versin, ama kimse demez ki ya ne güzel ayağım vardı, ne güzel elim vardı, bunun farkında olmaz. Bu zaten kendisininmiş gibi görüldüğü için böyle bir şeyin insanoğlu maalesef Ademoğlu farkına varamaz. Çünkü o nimetin içindedir, tıpkı der Hayali Bey. Denizin içindeki balıkların denizden herhangi bir haberleri olmadığı gibi. Çok nükteli bir ifadedir. Allah cümlemize ders çıkarmak nasip etsin. Dersimin sonuna geldiğim şu demde, dersimde adı geçen kıymetli zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.
Müzik